Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumurta ve süt kullanmadan sufle nasıl yapılır onu göstereceğim. Yumurta ve süt sevmeyenler için kesinlikle harika bir tarif. Hemen tarife geçelim. 5 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz bir kabın içine. 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz üstüne. 1 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Size ayrıntılı detaylı bir şekilde göstermek istedim. Umarım gösterebilmişimdir. Bir yarım paket vanilya ekleyelim ve yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu. Kesinlikle kabartma tozunu yarım çay kaşığından fazla kullanmayın. Aksi takdirde istediğimiz sufleyi elde edemeyiz. Ve bir elinizin ucuyla bir çimdik tuz ekliyoruz. Kuru malzemeleri iyice birbirine yediriyoruz. YouTube kanalım kapandı arkadaşlar. Artık bu kanaldan devam etmek zorundayım. Bütün emeğim boşuna gitti 2 yıldan beri. Bir tasın içine 2 yemek kaşığı ekmeğe sürülen çikolata ekliyoruz. Üstüne de sıcak su ekledim az bir şey. Çözdürüyorum bunu şu an. Çözdürdükten sonra şeyin içine ekleyeceğim. O sığım kuru malzemenin. Kesinlikle yumurta ve süt sevmeyenler için harika bir tarif. Hepinize tavsiye ediyorum. Emin olun pişman olmayacaksınız. Evet. Kuru malzememizin üstüne 3 yemek kaşığı soya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleri ayrıntılı ayrıntılı gösterdim size. Ve ilk önce 10 yemek kaşığı su ekliyorum. Kontrollü bir şekilde olsun diye. Sonra 3 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Toplamda 13 yemek kaşığı su kullandım. Bir çay bardağı toplam 10 su bardağına 10 yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar. On yemek kaşığı suyu da ekledikten sonra bunları iyi bir karıştırıyorum arkadaşlar. Kıvamına bakacağım. İstediğimiz kıvamı elde etmeliyiz. Kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Sesim biraz kötü, o yüzden sizden özür diliyorum. Gördüğünüz gibi çikolatayı da üstüne ekliyorum. Ve daha bir defa karıştırıyorum. Kıvamına daha bir kez bakmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Ölçüler her zaman tutmayabilir. Ama gördüğünüz gibi tam ölçü verdim size. 3 yemek kaşığı daha ekliyorum arkadaşlar. Bakın 3 yemek kaşığından fazla kullanmadım. Toplam 13 yemek kaşığı kullandım. Ve karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir kek hamuru kıvamında olması gerekiyor. Video 4 dakikalık oldu. Umarım sıkılmazsınız. Emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen arkadaşlar. Beğenmeseniz de